300-350. Sen şöyle geç. Buraya mı? Şu tarafa. Ben de bu tarafa geçeyim. Evet. Şimdi böyle kala kaldık mı hocam? Aslında. Sen telefonun yanında mı? Evet. Oradan sorulara bakarsın. Tamam. Sorular zamanı geldiğinde bunları da şey yaparız. Çok pısırık zaten hazırlıyorum. Zaten insanlar tatilde. Evet. Biraz böyle tatilde olmuş. Biraz yumurta dayanınca yapsaydık daha iyi olurdu. Evet. Aslında öyle bir şey yapsak iyi olurdu ama ya yapacak ya bir şey yok şimdi. Şu anlık hani yoğunum ama bundan bir iki ay sonra, üç ay sonra, dört ay sonra daha rahatım. Ha. Bu benim olabilecek en sıkıntılı dönemim yani. O zaman da hallederiz. O zaman da sıkıntı yok. Part 2. Part 2. Aynen. Fight. Evet şimdi genel bir şey olacak. Senin dediğin gibi zaten doğaçlama Siz nasıl gideriz, istersiniz tamam. hocam? Ondan sonra özellikle ya hocam burası olmadı dediğin yerler olursa onları biçeriz zaten. Tamam hocam, sıkıntı yok. Tamam, sen onları söyle, hatırlat bana. Tamam hocam. Ondan sonra başka özellikle hocam şöyle bir şeyden bahsetmesek iyi olur dediğim bir şey Yok, varsa. benim için herhangi bir sansür Tamam. gerek yok hocam. Aynen, Sansürden İsmail Küçükkaya tarzı. sansüre karşıyız yani. Yani hiç problem değil hocam. Onun haricinde tek ricam, hani ben çok tecrübesizim. Hani Ya hiç sıkıntı ne değil. diyeceğimi bilemiyor Sen olabilirim. hiç Hani öyle konuşmayı siz yönlendirmeniz daha iyi olur. hiç öyle düşünme. Kesinlikle çok iyi konuşan bir adamsın. Öyle düşün. Bol bol peçetemiz var. Evet, şimdi ben bir giriş yapayım o zaman. Tamam hocam. Ben de bir şey hazırlamadım ama Biraz girişe. asimetrik duruyor zaten o kamerada böyle. Evet. Ben biraz iri duruyorum herhalde. Şu kamerayı da bir kontrol edeyim İrilikten seninle değil de bir dururken. ortalasak daha iyi olur hocam sanki. Orada mı kamera açık? Tabii burada da kamera. Asıl kameramız bu. Aa. O yandan filan. Varsınız hocam bu işte. Eyvallah. Var olmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah. İnsanlar Sizden bir tane daha yoksa estağfurullah demeyeceksiniz. Öyle mi? Öyle duydum. Ha, tamam. Neyse. Onu bilmiyordum bak. Senden öğrendim. O zaman başlıyoruz. Tamam. Ben söyleyeyim Onun ya. haricinde yani bu okulun rehberlik şeyleri, yani rehber hocalarının çok aksine şeyler söyleyebilirim. İsterseniz Ya ona, hiç şey değil. Bu senin yaşadığın olacak çünkü. ya ben o zamanlar da demiştim ama çok dinlenmedim. Şu telefonu ben bir yere bırakayım. Ya bırakma, orada dursun. Tamam. Orada dursun. Soruları da filan şey yapacaksın ya. Tamam hocam. Sıkıntı yok. Evet sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Sıcak bir günde sağ olsun Emre beni kırmadı. Emre Kavlak 2018-2019 sezonunda 12. sınıftayken AYT'ye girdi. Sayısalda 585. olup Hacettepe İngilizce Tıp bölümünü kazandı. Ve 6 yıldır da okuyor. Sevgili arkadaşlar, size daha önce de hep bu şekilde videolar yaptığımızı ve yapacağımızı söylüyorum. İçinizden biri, sizin geçeceğiniz yolları sizden önce geçmiş biri olarak hem de tıp okuyacak sevgili arkadaşlara biraz referans olsun. Tıp nasıl okunur? Okumak için belki gereken bir şeyler vardır ya da üniversitedeyken yapmanız gereken şeyler vardır. Hazırlanma süreçleri gibi konularda Emre ile bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben sizin adınıza Emre'ye bir hoş geldin diyorum. Merhaba Hoş hocam, geldin hoş bulduk. Emre. Emre Kavlak benim çok sevdiğim öğrencilerimden bir tanesiydi sevgili arkadaşlar. Hem dersleri takip edişi hem de kişisel olarak fikirleri benim hoşuma giden bir sevgili kardeşimdi. Şimdi de yakında bir doktor olarak meslek hayatına başlayacak. Emre merhaba. Merhaba Önce hocam. seni tanıyalım. Sen Evet. kimsin bize bir anlat. Merhaba. Arkadaşlar da bilgi sahibi olsun. İsmim Emre Kavlak. 23 yaşındayım. Hacettepe Tıp İngilizce bölümünde 6. sınıf öğrencisiyim. Şu an intern doktor olarak çalışıyorum. Şu an dahiliye yoğun bakımdayım. Dahiliye. İç hastalıkları yani. Onun haricinde şu an hani herhangi bir şekilde öğrencilik olarak gözükmüyorum. Yani yarı öğrenci, yarı çalışan gözündeyim şu an, devletin gözünde. Asgari ücret alıyor artık internler. Asgari ücretle çalışıyorum.
Sigortaya dahil oluyor mu bu? Sigorta başlangıcınız yok, olmuş oluyor mu? Sigorta başlangıcı olarak ama işçilikten yapmışlar hocam. Ya. O yüzden emeklilikten sayılmıyor. Tüh be. Olsun, buna da şükür. Çünkü 2-3 yıl önce internler 300 lira, 300 TL falan alıyorlardı. Hmm. Yani asgari ücret o zamanlar 8 bin lira falanken işte. Uh-huh. Yani hiç yoktan çorbamız var diyelim. Çorba parasını alıyoruz, evet, diyorsun. Evet hocam. Bu intern dediğin şeyi ben hep açmak isterim de. Intern deyince sanki şey gibi, artık okulda teorik dersler çok fazla değil. Hı-hı. Üniversite hastanesine gidiyoruz. Hastanede en azından mesleğe başlangıç aşamasını mı icra ediyoruz, durumuyuz? Bunu bize bir açıkla da arkadaşlar da. Tıp fakültesi Türkiye'de 6 yıldan oluşuyor. İngilizce bölümlerde, yani özellikle Türkiye'de %30 İngilizce oluyor tüm tıp fakültelerinde. O yüzden bir yıllık hazırlık programı da mevcut. Bu hazırlık atlama sınavları oluyor hocam. Türkçesi Hı-hı. de İngilizcesi de hiç fark etmiyor. İkisinin de hatta geçme puanı aynı diye hatırlıyorum ama ondan Hı-hı. çok emin değilim. Toplamda işte hazırlığı atlamazsanız 7 yıl tıp fakültesi. Evet. Bunun ilk 3 yılı preklinik diye geçiyor. Yani hastane öncesi. Hı-hı. Tamamen teorik. Hiçbir şekilde evet. çok nadir hastaneye gidiyorsunuz. Bizim tıp Hacettepe'de anatomi dersleri 2. yılda başlıyor. İlk 3 yıl boyunca çoğunlukla böyle soyut, işte hücre, lisenin devamı gibi hücrenin çok ince ayrıntılarıyla detaylandırılması, işte hastalıklar, patoloji vesaire. Yani tamamıyla böyle insan vücudunun çok inanılmaz temellerinden başlıyor. Hı-hı. 4. ve 5. yıllar stajyer doktorluk oluyor. Hı hı. Stajyer doktorlukta da şu an her hastanede bulunan bölümlerde bazı şey stajlar 2 ay, bazı stajlar 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta olmak üzere işte iç hastalıkları, genel cerrahi, plastik cerrahi, kulak burun boğaz. Bunların stajlarını yaptınız ve sınavlarına girdiğiniz bir stajyer doktorluk dönemi oluyor 4. ve 5. sınıfta. Hı hı. 6. sınıfta ise bu tüm sınavları aşarak 6. sınıfa geldiğinizde intern olmayı başarabildiyseniz nöbetli bir şekilde çoğu bölümlerde nöbet tutarak ve işte yarı işçi yarı öğrenci sıfatıyla sorumluluklarınız olmadan, yani devlet gözünde sorumluluklarınız olmadan ama hı hı. primer, yani birinci olarak hasta bakımı yaptığınız, kan aldığınız, sonda taktığınız, sonda çıkardığınız, hasta taşıdığınız ve hastanın bakımında aktif rol oynadığınız bir dönem oluyor 6. sınıf. Ve hani devlet gözünde sorumluluğunuz olmasa da sizden beklentiler açıkçası yani az değil. Ve hani 4. ve 5. sınıfta hastaya çok nadir dokunan bizler, hani sadece sınav için ve muayeneyi öğrenmek için hastayı muayene eden bizler, hani bildiğiniz her gün birinci yıl asistan doktor, yani orada üniversite sınavını TUS sınavını kazanıp orada üniversite hastanesinde çalışmaya başlayan araştırma görevlisi sıfatıyla aynı olmuş oluyoruz. Sadece biz öğrenciyiz. Onlar mesleğe başlamış oluyor. Onlar doktor oluyorlar. Onun haricinde yani internlük açısından çok bir fark yok. Ve hani epey bir sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Çünkü hiçbir şekilde tecrübeniz yok. El becerisi olarak da hani aşırı bir şekilde kendi isteğiniz dahilinde öğrenmediyseniz ki epey bir insan öğrenmiyor. Yani öğrenemiyor da, çünkü hani çekiniyoruz, öyle diyelim yani. Hiçbir şekilde yapmadığımız için ve bizden de öyle bir beklenti de olmadığı için. Hı-hı. Ama mesela şu an kan almak gibi, kateter yıkamak gibi, hasta taşımak gibi sorunlar. Bunlarda uzmanlaşıyoruz diyorsun. Evet, öyle olduğumuz için sorumluluklarla yani Hı-hı. şu an hani doktorluğu yaşamaya başlıyoruz açıkçası. O zaman şöyle bir şey. İlk 3 yıl kitap ve sınıfta. Kesinlikle. Eğitim. Amfide. 4. 5. yıl biraz hastane ve hastaları hastane, görüyoruz. Evet, hastaneye giriyorsunuz. İşte hocalar size hasta hazırlamanızı istiyor. İşte şu hastayı git baştan sona hasta hikayesini, bu hastalıkların nasıl başlamış, işte nasıl seyretmiş, hangi ilaçları kullanmış. Ama hani sizden inanılmaz bir beklentisi yok ama Hacettepe özelinde beklentiler var. İlk defa öğrenmeniz istiyor. Hastanın baştan sona tüm muayenelerini yapmanızı istiyor. Hı-hı. Evet, elbette bilmediğinizin hoca da farkında ama öğrenmeniz için epey bir başlangıç oluyor. Ve bunlardan sorumlu oluyorsunuz. Hı-hı. Mesela Hacettepe'de iç hastalıkları ve pediatri çocuk sağlığı stajında iki tane hasta hazırlamamız gerekiyor sınava girmemiz için baştan sona. İşte
Atıyorum Ayşe Yılmaz 74 yaşında kadın hasta. Şu şikayetlerle Hacettepe'ye başvurdu. Burada şu tetkikler yapıldı. İşte ayırıcı tanıda şu hastalıklar olabilir. Ben bunu düşündüm şundan dolayı. Yani uzun bayağı hani 5-6 saat. Çetrefilli geniş bir şey isteniyor. Rapor gibi isteniyor. İlk iki yıl da Hacettepe üzerinde konuşmak gerekirse ilk yıl bayağı hani lisenin devamı gibi. Çünkü hücre hücrede mesela biyolojide hücre öğreniyoruz ama hani bu küçümsemiş gibi olmasın. Hani derlerdi Emre dur. Şimdi önceden öğrenciler geldiğinde derler. Biyolojide biz şunu öğrenmiştik ya, tamamen yalanmış bu. Ya da şöyle bir şey demiştiniz ya, bu böyle değilmiş derlerdi bazen. Onlar var mı? O şöyle hocam, hani siz derslerde sürekli belirtiyorsunuz ya, kavram yanılgısı, kavram yanılgısı. Yani biz aslında soru çözmek için lisede hani onu öyle kabul ediyoruz ama hani o yüzden, yoksa tamamen yani temelde yanlış şeyler yok. Temelde doğru ama ya bir de şöyle de bir şey var. Mesela koskoca 9. sınıftan 12. sınıfa kadar 4 yıl bir biyoloji müfredatı var. Ve biz onu Hacettepe'de değil yani tüm tıp fakültelerinde aşağı yukarı bir ayda falan bitiriyoruz yani. işte tıp fakültesi yani ilk yıl mesela en rahat dönemdir. Hem Hacettepe hem tüm tıp fakültelerinde bu iş böyledir. Ama mesela onda dahi ilk 2 ayda bir rahat bir 1500-1600 sayfayı 2-3 kere okumanız gerekiyor. Yani süper. Yani, tam senin gibi çalışan sürekli öğrenciler için biçilmiş kaftan. Yani tabii ki de hani lise çalışmasıyla üniversite hayatı hiç ortak noktası yok. Şimdi ondan da bahsetmek gerekecek. Önce hazırlık sürecinden başlayalım. Üniversiteye hazırlanma süreci. Zaten birlikte yaşadık o süreci. Daha pandemi çıkmamıştı. Yoktu. Öyle bir şey yoktu. Öyle bir sıkıntılı dönemden geçmemiştik. Neler söylemek istersin bu üniversite hazırlıkla ilgili? Özellikle şimdi zaten öğrencilere baktığında, ki senin zamanında da öyleydi. Sayısal öğrenciler ikiye ayrılmış durumda. Mühendislik isteyenler ve tıp isteyenler. En gözde iki meslek olarak görünüyor. Sen neler yaptın? Ne zaman karar verdin? Tıp okumaya, işte bunun için çalışırken nasıl bir hedef koydun, hangi derslere ne kadar çalıştın, ne kadar zaman harcadın, bunlarla ilgili bir görüş isteriz. Arkadaşlar da merak ediyordur. Tabii ben 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda yani çoğunlukla ben düzenli çalışan bir öğrenciydim. Yani düzenliden kastım ben hani sınavdan 100 alayım, 95 alayım şöyle için değil. Hani ben biraz kendimi mükemmelliyetçi bir tip olarak görürüm. Yani ben bir şey öğrenmek istiyorum. Hani bir şey öğrenmek istiyorum. Bir şey merakımı çektiyse ben onun böyle hani öğrenmeden bırakmam. O açıdan hani kendimi biraz şanslı sayıyorum. Çünkü bu üniversiteye hazırlık sürecinde çok yardımcı oluyor. Çünkü hani bazı insanlar ezberleyerek geçerken ben o mesela o kavramı, o formülü hani mantığını bildiğim için hani hiç yoktan formülle D işte bilmem ne M bölü V'ler bilmem neler falan yokken hani ben onları hiç düşünmeden hani mantığını ya bu yoğunluk nedir? Kütle bölü hacimdir. Niye birim hacme düşen kütle miktarıdır? Oradan bulurdum yani mesela. Yani çok basit bir formül ama. Yani benim söylediğim yerde olan biriydin. Kavramı öğrenip gerisi zaten bir şekilde yapılır. Gerisi 3-5 matematik işlemi diyen biriydin. Zaten öyle olanlar başarıyı elde ediyor. Sen de artık matematik, Türkçe mesela sayısalda okuyan sevgili arkadaşların Türkçe bir şeydir. Çok zorlanıyor. Zorlandıkları bir yerdir. O derslerde fizikte ne yaptın, nasıl çalıştın, bunlardan da bahset kısa kısa bize. Tabii ben Türkçe özelinde konuşmak gerekirse ya ben çocukluğumdan beri çok fazla kitap okuyan bir insandım. O yüzden hani şanslıyım ki lisede Türkçe için inanılmaz bir şey yapmam gerekmedi. Hani çok aşırı bir şekilde paragraftır, dil bilgisidir falan o tarz şeylere yüklenmem gerekmedi. Ama hani o tarz arkadaşlarım da oldu işte. Özellikle paragrafta çok büyük sıkıntılar yaşayan arkadaşlarım oldu. O tarz arkadaşlarım da düzenli olarak işte 3 test, 2 test, 4 test artık insanların kendini tatmin hissetmesi bence bir çalışmadaki miktarı bence o belirlemesi gerekiyor. Ama hani kendi iradesine de çok güvenmeyen insanlar da belli bir saattir, soru baremidir oluşması gerekiyor. Ama ben işte dediğim gibi yani kendim bir şeyi öğrendiğimi hissetmediğim an bırakmadığım için. Yani mesela
benim bazı arkadaşlar mesela bir konuya 1 saat çalışıyordu ve benim onu anlamam 5 saat sürüyordu mesela. Ben o soruya 5 yani ben o konuya 5 saat çalışıyordum arkadaşlarım 1 saat çalışırken. Ama onların 3-4 saat çalıştığında, 5 saat çalıştığında ben 20 dakika bakıyordum. Hani o yüzden hani insanın kendini tanıması çok önemli o konuda. Kesinlikle. Türkçe konusuna böyle değinebilirim. Yani ben Türkçe inanılmaz derecede fazla kitap Rahat olanlardan, şanslı şanslı olanlardansın. olanlardanım. Şimdi tabii sen kitap okuyarak geldiğin için şanslı grupta oluyorsun. Kitap okumayı bir alışkanlık haline getirmediyseniz, işte Evet. o zaman da mecburi olarak Epey senin bir dediğin paragraf gibi çözmek gerekiyor. yani biz de hep söylüyoruz bunu öğrencilere, sınıfta da söylüyoruz. Arkadaş, o zaman madem böyle bir alışkanlığın yok, senin her gün iki test. İşte kendi bildiğin kadar, daha doğrusu kendi bildiğin değil de kendini senin dediğin gibi ya tamam böyle oluyor diyebildiğin sınır neyse o sınıra kadar iki test, üç test, paragraf çöz, anlam bilgisi çöz ya da dil bilgisinden zorlanıyorsan ondan çöz diye ancak söyleyebiliyoruz. Ama en güzeli tabii ki kitap okumayı bir alışkanlık haline getirmek. Yani ve yani üniversiteyi de ya bitirmek üzere olduğum için de şunu söyleyebilirim. Hani 12. sınıfta, 11. sınıfta işte çok yoğunum, kitap okumaya vaktim yok, şöyle vaktim yok falan. Hani o tarz şeylerin biraz da kendimizin büyüttüğünü hani Değil daha mi? sonra anlamış oluyorum. Hani 12. sınıfta da 11. sınıfta da aslında epey bir vaktimiz var yani. Bayağı da geniş oluyor, değil mi? Üniversiteyi gördükten Gerçekten sonra. hani şey yani ben şu anki aklımla söylüyorum. Hani ben kesin 2 hafta, 3 haftada falan halledermişim yani. Hani bunu oradan bakınca çok antipatik bir cümle olarak gözüküyor ama hani bunu gerçekten işin oraları geçtikten sonra anlıyorsunuz. Yani, tabii bu doğal bir olay bence. Evet. Bir de tecrübe de. Yani tabii ki kesinlikle öyle. Mesela şöyle düşünmek lazım. İşte anaokulunda çocuğa çizgi çizmeyi Evet. öğretiyorlar. Abi, o adam tutuyor Çok bir zordur. hafta boyunca düz çizgi çizmeyi öğreniyor. Yok onu yapıyor, bunu yapıyor. O çocuk için devasa bir Çok zor, olay evet. bu. Yani, ama işte Üçüncü sınıfa, dördüncü 12. sınıfa çizgi geldiğinde gene var çizgi ya. nedir yahu Evet, diyorsun ya. biraz öyle, evet. İşte 12. sınıftaki çocuklar da hani bunu yaşamadığı için ilk defa Kesinlikle. yaşıyorlar. Tabii ki zor olacak Çok ama zor, evet. hani şunu söyleyebiliriz demek ki yani her Vakit şekilde bir ayrılabiliyor. şeye vakit bulunabiliyor. Yeter ki planlı olun, yeter ki Evet. düzenli olun. Gerisi zaten her türlü hallediliyor diyebiliyoruz. Kesinlikle. Evet. Tarih coğrafya için konuşayım. Ya ben işte kitap okudum dedim. Çoğunlukla tarih kitapları okumuştum. Çoğunlukla tarih kitapları okuduğum için de bir de bizim yani ben bu okuldan mezunum. Okulun ismini verebiliriz. Verebiliriz. Nesip Aydın 11. sınıfta Nesip Aydın Yıldızlar Lisesi'ne geldim ve 12. Evet. sınıfı da burada tamamladım. Buradaki tarih eğitimi gerçekten iyiydi. Ve ben hani gerçekten yani tarih bilgisine yani şahsımca kendimin tarih bilgisine çok güvenirim. Ve hani gerçekten aklımdaki soru işaretlerini fazlasıyla giderebilecek hocalarla, eğitimcilerle çalışma Evet. fırsatım oldu. O açıdan tarih açısından da ve zaten buranın sistemi nasıl diyeyim haftada 2 tane, 3 tane deneme olduğu için hani ekstra evde gidip ekstradan tarihten konu anlatımı ya da soru bankası çözmem gerekmiyordu. Ama böyle bu tarz imkanı olmayan insanlar da evde tarih soru bankaları, Tabii. tarih konu anlatımlar şey yapılabilir. Zaten tarihin yarı yarıya hatta yarıdan daha fazlası yorum haline gelmeye başladı artık. Yani benim takip ettiğim kadarıyla ama hani çok da sık takip ediyorum Evet. desem yalan olur. Artık bilgi de şey yapıyorlar ufak ufak bilgilerden de Yani soruyorlar. bilginin yorumu üzerinden de benim dönemimde. Şimdi biraz daha yani bilgiden biraz daha kopuldu diye hatırlıyorum ama hani tabii ki de bunu uzmana söylese Bir daha iyi olur. tarih öğretmenine Evet. sorsak daha iyi olur Ben sadece kendi diye. düşüncemi söylüyorum. Coğrafyada sıkıntılarım vardı. Coğrafyada hani sayısalın en sözel dersi, Ha, sözelin en sayısal dersi gibi aynen bir ben şeydi. de öyle söylerim. Coğrafya sayısala en yakın ders Evet, o onların açıdan hani içerisinde. bilgi artı yorum ve hani gerçekten de biraz da sayısal zekanın gerektirdiği, sayısal bir çalışmanın gerektirdiği bir ders coğrafya. Yani epey çalıştım, epey mesai harcadım coğrafyaya. Fizik özeline gelecek olursak Evet, fizik, fiziğe gelelim. evet. Evet. Fizik, fizik, Ya fizikte ben 9. ve 10. sınıfta çok iyi bir temelim yani var zannediyordum ama yokmuş. fizik. Can Hoca ile birlikte çalışmaya başladık 11. Evet. sınıfta.
12. sınıfta da zaten birlikte tüm 9, 10, 11 ve 12. sınıfların fizik konularını birlikte bitirmeye çalıştık. Ya ben epey zorlandım açıkçası. Fizikte çünkü yani benim 3 boyutlu düşünmede epey eksilerim vardı. Mesela o şey bazılarına çok basit gelecek de o çıkrıktan mesela evet. dönme falan. Yani ben anlayamıyordum o çıkrığı. Yani bir türlü yani millet çok çok kolaymış gibi yapıyor da mesela aslında sizin için de basittir. Ama ben mesela onu lan nasıl yapsam diye düşünüyordum. Ya ben açıkçası hani genel olarak fizik özelinde dedi. Genel olarak konuşmak gerekirse hani ben bir konuyu öğrenmektense yani bir konuyu öğrenmeye 5 saat 6 saat harcamaktansa o konuyu nasıl öğreneceğimi düşünmeye epey bir vakit harcardım yani. Ya ben bu çıkrığı nasıl öğrenirim? Ya ben bu makaraları nasıl öğrenirim? Ondan sonra ben hep böyle şey ya 3 boyutlu düşünmede zayıf olduğumu söyledim. Hani ben bunu gerçekten görsel hale nasıl getirebilirim? Hocam düşündüm bunu gerçekten. Sonra benim hatırlarsınız benim epey bir burnum akardı. Evet. Yanımda sürekli tuvalet kağıdı taşıdım ben. O tuvalet kağıdından şöyle kaldırıp indirdikçe evet. çözdüm o çıkık mantığını. Yani bu tarz şeylerle mesela ben 8. sınıfta ara kesit konusu vardı mesela. Hı hı. Ya işte bir kare prizmayı işte şu şekilde keserseniz ne olur falan. Evde ben bayağı bir salatalık kesmiştim yani. Evde salatalık bırakmamıştım. İyi Allah'tan o zaman varmış şeymiş ucuzmuş salatalık da kesmişsin. Şimdi ya, biraz ya, sıkıntı bir, olabilir. Yapacak bir şey. Ailelere biraz yükleyeceğiz. Yani o işte dediğim gibi ben bir şey öğrenmeye yani nasıl öğreneceğimi düşünmeye çok vakit harcıyordum. Üniversitede de bunun faydasını çok gördüm. Yani üniversitede de bocaladığımda yani ben çalışıyorum ve istediğim sonuç olmuyordu mesela. Yani tıp fakültesinde böyle zorluklar olabilir, üniversitede de böyle zorluklar olabilir. Yani ne kadar derece öğrencisi de olsak evet. 40'lar, 30'lar falan havada uçuşuyordu yani. Hı-hı. Herkes de öyleydi. Sonra tabii. hani çok çalışmanıza rağmen olmuyorsa bir şeyleri gerçekten yanlış yaptığınızı anlamış oluyorsunuz. Evet. İşte ben mesela fiziği nasıl öğrenebilirim diye. Yani mesela çok fiziğe çok çalışıyorum olmuyor deyip fiziğe tekrardan aşırı çalışmaktansa hani ya ben bunu nasıl yapmalıyım mı 2-3 saat harcamak. Aslında temeli evet. temeli kendin oturtmak evet. senin bahsettiğin şey. Şimdi tabii ki birileri anlatıyor, birileri tabii. anlatacak da yani YouTube'da da var anlatanlar, sen okula gidiyorsun, okulda da anlatıyor hoca, dershaneye gidiyorsun, dershaneden de anlatıyor, özel ders alıyorlar, orada da anlatılıyor ama şimdi sen bu işin uzmanı değilsin. Tabii. Bu işin üniversitesini okumadın, o şuraya denk geliyor hep. Sen bir kez daha unutmadan bunu nasıl temellendirirsin? Evet. Bu nasıl senin aklına yazılır? Aslında ona bakman lazım evet. Gibi geliyor. Ben onun için belki hatırlarsın sen de ben hep kavramlar üzerinde en temeli neyse onun üzerinde çalışmayı öneriyorum. Önce bunu öğren. Senin dediğin gibi öz kütlenin birim hacimdeki kütle miktarı olduğunu biliyorsan zaten şeye denkleme gerek yok. Bunu biliyorsun. Bunu yazıp iki tane bölme işlemi yaparsın. Ya da enerjinin şunun bunun ne olduğunu. Asıl mesele senin dediğin gibi o temeli kendi kendine oturtmak. O temeli oturtmak için de kesinlikle kavram öğrenmek gerekiyor bence. Senin dediğin gibi. Zorlanmış mıydın 12'de? Ya fizik beni inanılmaz zorluyordu. Bir de sizin sorular güzeldi yani. Çok düşündürüyordu. Ben çok düşünmüyordum. Yani yalan söylemeyeyim. Epey bir yanlışım çıkıyordu. 4 yanlış, 5 yanlış. 6'yı gördüğüm de oldu. Epey bir süre oldu. Evet. Ama hani finali güzel oldu yani. TYT'de ve AYT'de fiziği fullledim. Ah, ve hani bizim dönemimizde hatırlar mısınız bilmiyorum. AYT fizik epey bir tabii. belirleyiciydi. Tabii. Çünkü tabii. matematik o kadar zorlamamıştı. Evet. Evet. Fizikten zorlamışlardı. Yani güzel oldu. Sonu güzel oldu. Hı hı. Ya ben bir de hani bir şey yani şöyle bu doğru değil. Bunun doğru olmadığının farkındayım ama hani ben yani artık neyi bilip neyi bilmediğimi çok iyi anlamıştım artık 12. sınıfta. Hı hı. Ve neyin üzerine yoğunlaşmam gerektiğini çok iyi analiz etmiştim. Evet. Yani dediğim gibi ben 4 saat fizik çalışmaktansa hani 3 saat fizikte neyi nasıl doğru yapabilirim onun üzerinde yoğunlaşıyordum. Evet. Hani böyle gerçekten böyle YouTube'da kaynaklar sarıyordum ve bizim zamanımızda o zaman ben YouTube'da yoktum. Maalesef yani, yoktum. Yani sadece sizin özelinizde değil YouTube'da matematikte fizikte öyle çok fazla yoktu, kaynak yoktu. Tabii, o zaman hani yani kitaplara mahkumluk.
O yüzden işte nasıl öğrenebilirim, nasıl öğrenebilirim, bunun üzerinde çok düşündüm. Ve hani sonu güzel oldu. Çünkü gerçekten ben artık mesela soru bankası, yani soru bankası tarıyoruz ya sürekli, sınavın son dönemlerine yaklaştığımızda, sınava çok yaklaştığımızda. Ben mesela 20 soruluk bir teste baktığımda bu soruyu çözerim zaten, bunu da çözerim, bunu da çözerim, ah şu. Evet. O soruyu çözüyordum mesela. Böylelikle bir soru bankasındaki tüm soruları çözmeden ben aslında bir soru bankasını bitirmiş oluyordum. Evet. Şimdi en tehlikeli durum yapılıyor. Senin yaptığının tam tersi. Çözebildiğimi çözeyim. Ne yapıyor sevgili kardeşim? Bak en tehlikelisi diyorum. Kitabı açıyor. Soruya hiç bakmadan bunu çözemem zaten. Bunu da çözemem, bunu da çözemem, bunu da çözemem. Sadece yuvarlak için alınmış sorular. Ya arkadaş bir oku. Ya neyden bahsettiğini bir gör. Ondan sonra, senin dediğin şey şu. Belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra tamam bu kalıp soru. Ben bunu hallettim. Ben bunu zaten çözdüm. Evet. Çözebiliyorum demek ayrı. Zaten çözemem deyip geçmek ayrı. Ben çok tehlikeli buluyorum bu. Bir de en tehlikelilerden bir tanesi. Soruyu çözüyorsun. Cevabı işaretliyorsun. Doğru çıkıyor ama o kadar yanlış bir yerden yakalamışsın da ve çözmüşsün ki, o kadar hatalı bir ifade oluşturmuşsun ki, yani bir kere daha cümleyi azıcık değiştirip soruyu sorsalar kesin bitti. Kesin yanlış yaparsın. O sıkıntı. Ben onun için hep şey de derim fizik çalışırken. Tamam çözdün. Zaten çözemediklerine şöyle bir bak. Ya ne söylemiş de ben ne yanlış yapmışım diye. Çok uzun zaman harcama gibi bir lüksün yoksa bile en azından bir bak. Ama önemli nokta şu. Sen bu soruyu çözdün ama aklında ya dediğin bir soru işareti varsa kesinlikle öğren. Kesinlikle ona tekrar bak. Kesinlikle onu tekrar sor öğretmene. Çünkü hatalı bir yöntemi kendi kendine bu doğrudur diye oturttuğunda emin ol onu değiştirmek çok zor oluyor. Eğitimde zaten ilerleme zor. Bir de böyle kavram yanılgıları edindiysen zaten geçmiş ola yani gibi bir şeye denk geliyor. Özür dilerim. Dediğiniz gibi mesela şıklı sorularla karşılaşıyoruz sürekli ve 3 öncülü, 4 öncülü, 5 öncülü sorular oluyor. Ve ben mesela bir etik attım, iki etik attım, üçten emin değilim. Sonra bakıyorum şıklara, bir ikili olan tek şık, bir iki üç. O zaman üç de doğrudur. Hı hı. Yani bu mantıkta olduğunuz zaman hem lisede hem üniversitede sorun yaşıyorsunuz. Evet. Çünkü o üçüncü öncülün neden doğru olduğunu ya da bir soruda bir öncül yanlış ya, neden yanlış olduğunu epey bilmeniz gerekiyor. Ya çünkü mesela hani ben... Yani 20 tane soru bankası bitirileceğine, ya bu benim görüşüm, siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Yani 20 tane soru bankası bitirip hani ya bu doğru, bu doğru da bu sanki yanlış deyip böyle hani bir iki işaretleyip 20 soru bankası bitirmektense ya birinci öncül doğru çünkü şu yüzden, ikinci öncül doğru çünkü şu yüzden. Yani en azından bir yere yazmanıza gerek yok. Kafanızda bunu bilirseniz üçüncü öncülün de neden yanlış olduğunu, üçüncü öncül yanlış ama doğrusu şu, Evet. olduğunu bilirseniz ya da yanına yazarsanız hani bu böyle bir soru bankası bitirmek bence çok daha verimli oluyor. Evet. Hani derece yapan öğrenciler işte yani derece hedefleyenler ya da mesela derece hedefleyen insanları böyle inanılmaz çalışkan, hayatsız insanlar olarak gören insanlar şey düşünüyor evet. Yani bunlar 20 tane soru bankası çözüyor, 21 tane çözüyor. Yani 20 tane çözen de var, böyle derece yapan da var. Hani kesinlikle tanıyorum. Evet. Ama hani bir soru bankası, iki soru bankası bitirip yapan insanlar da var. Bu o insanların inanılmaz zeki olduğunu göstermiyor. Sadece çok doğru çalıştığını gösteriyor. Evet, yani çalışmayı doğru yapıyorlar. Ben doğru çalıştığımı düşünüyorum yani 12. sınıfta ve 11. sınıfta. Ya çünkü saatler bazında ve çözüm soru bazında hani inanılmaz çalışkan bir öğrenci değildim etrafıma kıyasla. Dışarıdan çok rahat görünüyordum. Evet, öyle de. Hallederiz hocam bile. Siz daha o zamanlar üzerimde de bir rahatlık vardı ona katılıyorum. Vardı, evet. Ama yani ben gerçekten bir şeyin mantığını öğrenmeye çok uğraşıyordum. Evet. Yani derste hocalara sorduğum sorular da böyleydi mesela. Hani hoca mesela bir formül yazdı ama ya da geometride hoca bir soruyu çözdü ama hocam işte o formül tamam da hani onun ispatı nasıl oluyordu bir gösterir misiniz dediğimde
Hocalarım da sağ olsun, hocalarım da bunun ispatının evet. nereden geldiğini biliyordu. Çok iyi anlatabiliyordu. Ve ben onun ispatını öğrendiğim zaman bana başka bir bakış açısı kazandırıyordu. Kesinlikle. Yani ben sizin videoları hala izliyorum bu arada. Eyvallah. Çünkü üniversiteye geçince böyle bir sıcak sınıf ortamı gerçekten özleniyor. Hani evet. bu garip bu bir şey. Bu konuda da fikir alışverişi yapmıştık zaten. 12. sınıftayken de hani konuştuk seninle de. Yani öyle burayı anladınız mı sevgili gençler, arkadaşlar, bir daha tekrar edeyim mi olayı? Üniversitede biraz... anlarsan anladın, anlamadıysan 200 kişi içinde utanmazsan soru soruyorsun. Hani utanmamak gerekiyor aslında ama insanlar istemeden çekiniyor. Ben hep çekinenlerdendim. Evet. Bir de zaten bir akran baskısı da var yani. Soruyu soran, yemeğe yetişeceğiz diye sorusu soruyorsun, tavırları da oluyor. Yani soruyu sorduktan sonra karşılık alma olayı. Karşılık alayı nedir? Yani karşılık alabiliyorsunuz ama sizi ne derece tatmin ediyor? Çünkü mesela lisede yani size mesela ben soru sordum, siz açıkladınız ama ben anlamadım. Hı hı. Hani anladınız mı? Yani anlatabildim mi diyordunuz hatta siz. Evet, ben anlatabildim mi dedim. Ben de onu çok benimsedim bu arada. Ben de hiç evet. anladınız mı diye sormadım. Ya anlatabildim mi dediğinizde ben mesela yok hocam ben anlamadım hala diyebiliyordum ama hani şimdi hoca o kadar 200 kişi içinde açıklamış bir şeyler. Sen anlamadın. Tabii ki de hocam doğru anladım. Mecburen öyle oluyor. Bir de zaten hocalar da bir yandan akademik işlerle de uğraştıkları için sadece ders vermenin dışında aynı zamanda hasta bakımında da aktif rol oynadıkları için yani evet. tabii bunlar hepsi bahane ama hani, yani biz yapamıyoruz, biz soramıyoruz. O yüzden hani ben sizin videoları çok izliyorum. Bir de bence o sınıf yani nasıl desem bir kağıdın üzerinde anlatmanızdansa o sınıf ortamında olması benim için evet. daha iyi. Yani başkası belki farklı düşünür. Bizim zamanımızda keşke öyle olsaydı. Değil mi? Keşke. Ama hani gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum onun. Yani bir de zaten siz bayağı hani kavramlar üzerinde çok duruyorsunuz. Mesela ben yani benim zamanımda olsaydı ben sizin derste anlattığınız bir şey mesela bir anda insanlık hali dalıp gidiyorsunuz. Bir de genciz. Daldığımız yerler çok farklı olabiliyor diye. Evet hocam. O yüzden hani onu yakalamak açısından da çok faydalı oluyor. Hı-hı. Ve yani sizle aynı yani sizin ders vermediğiniz öğrenciler bile hani yani ben sizden ders anlıyor olsaydım da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Eyvallah, sağ olasın. Peki üniversitede çalışma hayatı, üniversite nasıl çalışılır? Tıp nasıl okunur? Güzel soru. Tıpı nasıl okuyacağız? Benim aklım mesela tıp okumayı almıyor. Ya şimdi şöyle hocam, tıp okumak mesela herkes şey diyor, hani inanılmaz ezber, işte şöyle ezber, hı-hı. böyle ezber. Ben ilk 3 yılımda çok iyi bir öğrenci değildim tıp fakültesinde. Çünkü bir de benim 1,5 yıllık işte pandemi evet. online dönem derken. Pandemi kelimesini öğrendik ya. Pandeminin maalesef. Ne olduğunu bilmiyordum ben maalesef. Mesela. O zaman öğrendim. Biz de bilmiyorduk tıp öğrencileri olarak. O 1,5 yılda da hani pandemiyle atlattığımız için sınavlar online, dersler online. Ben online dersten çok iyi verim alamıyorum. Ve hatta ben lisede yani sizin de gözlemlediniz ki ben çok iyi dersim diyebilen bir öğrenciydim. Evet. Artık öyle derslerde çok odaklanamıyorum. Belki 200 kişilik sınıfın etkisidir. Belki yani insanlar değişiyordur o yüzdendir. Yani ben çok güzel ders dinlerdim lisede. Muhteşem ders dinlerdim. Hatta o yüzden mesela hani bir dersi ben yani ya 40 dakikalık derste ben 38 dakika full odak dinlerdim. Yani maksimum evet. 2 dakika kopardım. Onda da sizin gibi profesyonel hocalar hemen anlardı. Hop Emre ne yapıyor falan tarzı. Yakaladım gözler. O tarz şeyler oluyordu. Tabii üniversitede böyle bir şey olmadığı için biraz evet. da büyüdükten sonra yani meşgaleler değişiyor. O değil tarz mi? Şeylerden dolayı yani şu an derslere çok iyi odaklanamıyorum. Derslere de pek giren bir öğrenci değildim ilk 3 yılda. Hacettepe'de ilk 3 yıl boyunca yani ilk 3 yıl derse devam zorunluluğu yok. Sınavlara hı-hı. girerek sadece geçebiliyorsunuz. Ve ben hani bir de zaten hocam size bahsettiğim gibi birinci sınıfta yani iki ay var. 4 sınav var toplamda. Bir de final var. Hı hı. İki ay boyunca ders görüyorsunuz. 2 ayın sonunda o tüm derslerden YKS formatında tamamen hı hı. tüm dersler 4 yanlış bir doğruyu götürür tarzda ve belli bir baraj var. 60'ın altında almamanız gerekiyor. Hı-hı. Ortalama olarak. Diğer türlü tüm seneyi baştan tekrar ediyorsunuz. Oo. Tam yani YKS gibi. Yani mezuna kalmak gibi oluyor.
O tarz bir format var. İkinci yılda yanılmıyorsam 8 sınav var ve mesela ilk komite var yani. Bu komiteler deniyor buna. Bu her sınavın her birine. Mesela birinci komite 3 haftada ve yaklaşık mesela 300-400 sayfa bir anatomi var. Yani ben mesela bir 3 gün hastaydım online dönemde. Ben ikinci sınıf online dönemde atlattım. 3 gün hastaydım. 3 gün anatomidir, herhangi bir şeydir çalışamadım. Dördüncü gün anatomiyi ben baştan bakayım dedim. Yani dördüncü günde bakayım hoca nereye gelmiştim de baktığımda hani dersin yarısı bitmiş yani. O tarz şeyler ki anatomi ezberlemek çok zor. Evet. Anatomi mantığın olmadığı tek ders falan yani muhtemelen. Tamamıyla ezber bilmeniz gerekiyor. Ve sizden ölçülen de doğru olmasa da ezber oluyor tamamıyla. O tarz bir şeyler var. Anatomi, biyokimya, fizyoloji. İkinci sınıfın sonunda ve üçüncü sınıfın tamamında farmakoloji yani ilaçlar, ilaçların yan etkileri, neden kullanıldığı. Onun haricinde bir medikal biyoloji var. İşte bu hücrelerin yani kanserin moleküler formatı, o tarz şeyler. Öyle çalışmaya gelince epey okuyorsunuz. Habire okuyorsun. Habire okuyorsunuz. Yani mesela birinci sınıfta yazarak çalışan insanlar vardı çünkü iki aydı. Her sınav arasında. İkinci sınıfta yazarak çalışanların sayısı epey bir azaldı. Üçüncü sınıfa geldiğimizde yazarak çalışan insan sayısı sıfırdı. Çünkü yetişmiyor. Yazarak imkanı yok. Hatta biz şöyle bir muhabbet yaparız aramızda. Hani yani yazana kadar bir kere daha okursun. Ve hani maalesef yani sınavların formatı da sizin tam olarak bir şey öğrenip öğrenmediğinizi ölçmüyor. Yani mesela 200 sayfalık bir ders var. Atıyorum. Yani bir hocanın slaytı 200 sayfa. O slayttan yalnızca 3. slaytın sağ alt köşesindeki bir bilgiyi soruyor. Oy. O yüzden hani defalarca kez okumanız gerekiyor. Defaten okumanız gerekiyor. Her şeyi de okuman gerekiyor. Her şeyi de okumanız gerekiyor. Çünkü neyi soracağınızı bilmiyorsunuz. Geçmişteki yıllarda sorulan sorular bizim fakültede var. Her fakültede olmuyor. Onlara güvenerek mesela hoca bunu sormuş demek ki bunu soracak falan diyorsun. Ve çoğunlukla olmuyor öyle bir şey. Olmaz. Olmuyor öyle bir şey. 3 günde 400 sayfadan bahsediyorsan olmaz zaten. Ya maalesef öyle. Ya ben hatta 3. sınıfta online dönem atlatıp yüz yüzeye geçildiğinde 2. komiteydi. Mikrobiyoloji komitesi. 760 sayfa mikrobiyoloji tamamen 200 sayfa kadar bir farmakolojisi vardı. Totalde yani 5-6 ders totalde 1132 mi 1300 sayfa mı öyle bir şeydi hocam yanlış olmasın. Çok iyi. Bunun için 21 gün mü öyle bir şey vardı hafta sonları dahil bu arada. bu 21 günde ben defaten okudum 3 kere falan okudum hepsini. Hani bunu yapabilmeniz için derse falan girmeden hunharca okumanız gerekiyor. Çünkü derse girince yetişmiyor. Yetişmiyor, zaman yetmiyor. Yetişmiyor ve hani 37 aldım. Yani iyi almışsın. Gerçekten iyi almışsın. Gerçekten hatta dönem 3'ün finalinde ben çok çalıştım hani ya ben dedim ki en kötü komitem bu 37 almışım mikrobiyoloji. Hani ben bunun üstüne şey yapayım. Finalde zaten ben sonlara doğru toparladım. Sınıfta kalma barajına geliyordum neredeyse. Ben bu mikrobiyolojiyi de halledersem finali rahat atlatırım dedim. Finalde mikrobiyolojiden 13 soru vardı. 6 yanlış. Çok iyi. Yani öyleydi. Yani demek istediğim şey şu. Tıp fakültesi okumak hani abartılıyor diye düşünüyordum ben. Zor diye düşünüyordum. Hala aynı şekilde düşünüyorum ama bizler de çalışmasını gerçekten bilmiyormuşuz. Bir de her memleketin her yerinde olduğu gibi bir eğitim sıkıntısı var. İlkokulda da, ortaokulda da, lisede de bu müfredattan da kaynaklanıyor, hocalardan da kaynaklanıyor. Hani sistemin her parçasında bir aksaklık var. Bu üniversite için de geçerli. Hem bizde problem var. Hani biz yeterince iyi eğitilmek istemiyoruz mu diyeyim artık. Biz kaçıyoruz belki. Belki öyle. Biraz da iyi eğitilmiyoruz. Biraz da sistem sıkıntısı. Sistem sıkıntı. Her şeyde bir sıkıntı var. Onun haricinde ya dediğim gibi tıp fakültesi... Ya bu bir dakika bir nasıl şey diyeceğim. Şimdi yazarak çalış, birinci sınıfta yazarak çalıştın, ikinci sınıfta yazarak çalışma azaldı, üçüncü sınıfta artık yazarak çalışmadığınız için mi doktorların yazısı kötü? Ya şöyle... Senin yazında kötüm. Doktorların yazısı niye kötü? Niye sadece eczacılar okuyabiliyor?
Ya bu da bir kavram yanılgısı. Yani öyle görünüyor ya, en azından. Ya şey, doktorlar ya şöyle söyleyeyim, biz hani ben 1132 sayfa demiştim ya hocam. Evet. O 1132 sayfa dediğim şey aslında onun altıyla çarpılmış hali. Çünkü biz kendi öğrenciler olarak toplaşıyoruz. Hocanın slaytlarını işte aha, bir sayfada 8-10 slayt olacak şekilde ve hocanın söylediklerini ve açıklamaları yazıyoruz altına. Yani o bir sayfa aslında 10-12 slayttan oluşuyor. Yani bilgi yükü inanılmaz fazla. O yüzden mesela hani o notları hazırlayan da birileri var. Ben de not hazırladım fakültede. O yüzden mesela hocanın ağzından her çıkanı bir yandan ses kaydı açık. Tabii hoca fark etmemesi lazım. Bir yandan da böyle yaza yaza insanların yazısı kötüleşiyor ama şimdi benim lisede yazım kötüydü. O yüzden ben zaten hazırdım diyorsun. Yani benim çok değişen bir farkım yok. Benim zaten kalem tutuşum bile bir garipti yani. O yüzden öyle yani, doktorların yazısı biraz o yüzden kötü hocam. O kadar notu nasıl yazsınlar? Ya tabii. Ya bir de dediğim gibi hocam çalışmak için yani şöyle mesela hem sosyal hayat hem akademik ve hem kendi işte uykudur vesaire, bu üç tane ben üç tane şeye ayırıyorum hayatı mesela. Hem akademik hayat, hem güzel uyku, hem sosyal hayat, bu üçü bir arada yürümüyor. Birinden birini kısaltmamız lazım. birini azaltmak yani birinden lazım. Birinden birini kısaltmamız lazım. Ya uykusuz kalacaksın, hem sosyal olacaksın, hem akademik hayatın iyi olacak. Ya akademik hayattan kısacaksın yani. O tarz böyle küçük küçük çakallıklarla. Biz, 12. sınıfta biz birazcık sosyal hayatı azaltma tarafındayız. Uyku kesinlikle düzgün olmalı, düzenli olmalı. Yoksa zaten yaptığının bir anlamı kalmıyor. Uyku ve dinlenme kesinlikle feragat edilmeyecek bir şey. Ama biraz sosyal hayatı biraz azaltabiliriz. Biraz 12. sınıf için en azından söylüyorum. Ama üniversitede zaten bu işin uzmanı olacaksın. Evet. Yani ne kadar çalışacaksın seninle ilgili evet, bir şey. Ya şöyle hocam şey yani bir tıbbi olarak da konuşmak gerekirse aslında bir bilginin en iyi öğrenildiği yer uyku. Hı-hı. Yani o yüzden uyumadan önce bir şey okuduğunuz zaman. Uzman olarak söylüyorum diyorsun. Ya estağfurullah. Ama hani bize derslerde anlatılan da çalışmalarla kanıtlanmış bir şekilde de yani uykudan önce yani uykunu mesela yani günde 2 saat uyup harala gürele 22 saat, 20 saat, 18 saat çalışan bir insan çok bir verim alamıyor. Alamaz da zaten. Çünkü hı-hı, hani o bilgilerin pekiştiği yer olmuyor yani. Hı-hı. Bilgilerin pekişeceği, evet, pekişeceği bir zaman olmuyor. Ha ben hatta yani 12. sınıfta epey uykuda soru çözerdim yani. fizik gene kötü rüyalarımın başlarındaydı. Ama dediğim gibi ben yanlış çalıştığımı fark ettim. Yani fiziğe de hani kendimi ama çok sonuç güzel oldu. Sonucun böyle olması 10 numara. Ya şey hocam yanlışları yani yanlış yapıyorum diye ben demoralize olmadım. Hani evet, ben yani mesela ben millet 2 saatte anlıyordu. Ben 5 saatte anlamak için uğraştım ama ben anlamadan hiç masadan kalkmadım. Yani ben bir şey öğrendim, ondan sonra kalktım. Ya mesela elektromanyetizma. Ben sorun yaşamadım ama mesela yaşayan çok insan vardı. Ben ama mesela ben de kuvvette ve makaralarda çok sorun yaşadım. Yaşamayan çok insan vardı. Evet. Ben defalarca kez oturdum i̇şte başına ve çalıştım. Kendini tanıyacaksın ve evet, tam öğreneceksin. Kesinlikle ya. Ben tam öğrenmeden mesela bazı 5-6 saatte öğrenir. O zaman 5-6 saat çalışman gerekiyor. Evet. Ya bana çok soruluyordu. O limiti kendisi bulacak artık. Kesinlikle. Yani zaten. Ya bana çok soruluyordu. Yani buraya geldiğimde de sizi ziyarete. Hı-hı. Abi günde kaç saat çalıştın? Günde kaç soru çözdün? Ya bu tarz böyle bir soru yani şey o an hani bu soruları ben de sorduğum için mezun insanlara evet, hani mi? Şu an anlıyorum. Hani diyorum ki hani böyle bir şey yok. Hani sen ne kadar da anlıyorsan anlayana kadar çalışacaksın. Ya integralde mesela integralde artık sadece dikkat hatası yapıyorsan demek ki hani sen bu işi biliyorsun. Artık dikkat hatasını çözmen gerekiyor. Aynen. İntegralden konu çalışma. Fizikte tabii, mesela işlem hatası yapıyorsan tamam sen o zaman işin mantığını kavramışsın. İşlem işini çöz. Tabii. Aynen. Bir de şeyden de kaçınmak lazım. Şimdi sen dedin ya hani akademik çalışmalar, sosyal hayat ve hı-hı, uyku. Şimdi zamanı düzgün planlamadığında çok büyük problemler çıkıyor. Kesinlikle. Ve en son benim en çok gördüğüm hatalardan bir tanesi de şu. Şimdi mesela sen söylediğin için söylüyorum. Elektrik akımı. Elektrik akımından işte deneme çözüyor. Denemenin birinde bir tane yanlış yap. Ben elektrik akımını bilmiyorum. Ya bir dur arkadaş, ya bir dur ya.
Bir heyecan yapma. Soruyu niye yanlış yaptın? Niye yanlış yaptığına bir bak. Önce bir kontrol et. Önce bir kendini bir tart. Ya bir tane soruyu yanlış yaptım diye konuyu anlamadım demen çok saçma. Hayır. Yetişmez ki senin yani 1130 sayfa olur 10.130 sayfa. Kesinlikle. Öyle bir yıl geçmez. Kesinlikle. Ya ben yani hem yanlış yaptığım soruların neden yanlış yaptığımın çok iyi analizini yaptım. Denemelerde, soru bankasında, konu anlatımlı kitaplarda, okulda sizin yazdığınız sorularda. Hani ben bir şeyi yanlış yapıyorsam neden yanlış yaptığımı biliyordum. Ya şu yüzden yanlış yaptım. Şunu bilmiyordum, şunu düşünmedim. Evet. O düşünmediğim şeyleri düşünebilmeye çalıştım. Hani o düşünebilmek hocam bu soru çözerek de olabilecek bir şey değil. Hani o düşünebilmeyi yani gerçekten hayal etmeniz gerekiyor. Mesela sizin bir balon sorunuz vardı bu arabada giderken düşündüğünüz. Yani onu mesela gerçekten sizin düşündüğünüz gibi düşünmeden olmuyor. Hani soruyu yazan insanın da yani bir insan olduğunu, onun o soruyu neden yazdığını ve neyi öğretmeyi amaçladığını da biraz öğrenmek gerekiyor. Aslında tam olarak yüksekse. Evet, neyi öğretmeye çalıştığını, aslında o sorunun neyi kazandırmaya çalıştığını görmek mantıklı olan şey. O zaman zaten tam öğrenmiş oluyorsun. Ya ve harala gürele böyle hani soru çözmek için soru çözerek olacak şeyler aynen işte değil. Orada işlem ya da orada tik atma, orada ben böyle yaparım falan olayı yemiyor işte. Dediğin gibi hani meselenin temel mantığı işin içine giriyor. Şey diyeceğim, şimdi tıp olunca en çok karşılaştığın sorulardan bir tanesidir kadavra olayı. Evet. İlk kadavrayla karşılaşman, hani bu tür şeyler, sıkıntılı durumlar oldu mu olmadı mı, başından ilginç bir şey geçti mi? Ya. Yani böyle şeyler merak uyandırır, ben ya. Çok meraklanırım. Bir o, bir de ameliyatlar çok zorlu. İlk ameliyata girdiğinde ne oldu falan diye. Hı hı. Kadavra işi ikinci sınıfta anatomi dersi görenler hı hı. Kadavra görüyorlar. Kadavra üzerinde bacak kası, sinir vesaire gösteriyor. Hı hı. O kadavrayı ben ikinci sınıf online atlattığım için kadavra görmemiştim. Üçüncü sınıfta bir hocamız, kendisi de sizler gibi idealist bir insan. Bizi yani kendi mesai saatlerinin dışında çağırdı ve kadavra üzerinden anlatmaya çalıştı böyle kendi ek vaktinde. Hı-hı. Herhangi bir ücret de yok yani. Ha, adam süper. Tamamen idealist bir insandı. Süper. Cem Denk buradan selam olsun. onun dersinde görmüştüm ve hani hı-hı. beni yani bazısının yani görüntü dehşete düşürüyor. Beni koku dehşete düşürmüştü. Çünkü kadavraların saklanması epey zor. Aha. Ve bayağı formaldehitle saklandığı için bayağı ağır bir koku. İnanılmaz ağır kokuyor. Ve benim zaten tıp yazarkenki en büyük çekincelerimden biri de oydu. Ben hani kokudan çok irit oluyorum. Yani kötü kokulara ben çok dayanamıyorum. Dayanamıyordum daha doğrusu. Artık şey oluyor. Hatta kadavra açısından onu söyleyebilirim. Ay, ve hani gerçekten daha önce görmemiş bir insan gerçekten böyle bir garipsiyor. Hı-hı. Çünkü orada yaşayan yani orada duran şey hani daha önce yaşayan bir varlıktı yani. Evet. Daha önce yaşayan, hayalleri olan ve yani vefat etmiş tabii. bir insandı. Aynen. Hani bunu düşündüğünüz zaman işin duygusal tarafına falan giriyorsunuz ama sonuç olarak da öğrenmeniz gerekiyor ki bazı insanları hayatta tutabilesiniz. Yani neden tıp yazdığının sorusunu da cevabı da bu aslında. Hı hı. Yani ben 9. 10. sınıfta ve 11. sınıfta bilgisayar mühendisliği düşünüyordum. Normalde mühendislik ve tıp yani iki farklı nokta. Taban tabana zıt hiç birbiriyle benzemiyorlar. Hatta ben bu konuyu epey bir eleştiriyorum. Hani derece öğrencisinin bu ikisi arasında kalması garip. Evet. Şu yüzden garip. Hani doktor olacak adam sürekli ayakta durmaya alışık olacak, uykusuz kalmaya alışık olacak. Bu hem çalışırken hem ders çalışırken üniversite hayatında ve hem çalışma hayatında geçerli. Gecesi gündüz olmayacak, sosyal hayatı çoğunlukla olmayacak epey bir süre. Yani 40 yaşına falan gelince artık bir sosyal hayatın olmaya başlıyor. Asistanlığı falan atlattığında, hoca olduğunda, rahata erdiğinde biraz. Hı-hı. Ki onlar da inanılmaz rahata ermiyorlar. Evet. Yani bir telefona yine onlar hastaneye gelmek zorunda kalabiliyorlar. Mühendislik ise yani tamamıyla yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni projeler üzerine odaklanılan bir şey. Sürekli mesela ödev yaptığınızı düşünün. Tüm çalışma hayatınızın da bu ödev yapmak üzerine olduğunu düşünün. Hani bu ikisi arasında inanılmaz farklılık var. Birisinde insan ilişkileriniz epey iyi olmalı.
Ya evet. ben mesela insanlarla konuşamıyorum. Doktor olabilir miyim? Ya olabilirsin. Ama mesela klinisyen olduğun zaman, yani hasta baktığın zaman çok zorluk çekersin. Zorlanırsın tabii. Ha dersen ki sen, ben Aziz Sancar gibi bir tıp biliminde katkıda bulunmak istiyorum. Ya o zaman insan ilişkilerinin çok bir önemi yok. O Hı-hı. zaman senin fikrinin bir önemi var. Senin evet. ne idealin var? Sen ne üzerine çalışmak istiyorsun? Yani dediğim gibi tıpta, mühendislikte Derya Deniz hocam mesela tıp, yani mühendisliğe girdiğim zaman ben epey bir yazılım bilen bir insandım. Evet, yani biliyorum. Şu an Çok iyi unuttum. biliyorum. Şu an unuttum mu emin değilim. Epeydir uğraşmıyorum. Hani bundan bir para kazanacak seviyede kadar da biliyordum yazılımda. Evet, hatırlıyorum. Amerikalara gitmişliğim var. Evet hocam. Yani ondan sonra yani benim bu ikisi arasında kalmamın sebebi, ben ikisini de çok seviyordum. Hı-hı. Ve hangisini yapmam gerektiğini bilmiyordum. Yani hangisi yapmam gerektiği konusunda kafamda soru işaretleri vardı. Ben çok şey yapmıştım, şaşırmıştım Evet, hatta sen tıpı yazıp kazandığında. Tamamen duygusal sebeplerdi. Yani biraz da benim o dönemde bir arkadaşımı Evet, kaybetmemin evet de çok etkisi var. O dönemde ben zaten peş peşe kayıplar yaşadım. Yani onun da epey etkisi var. Yok desem yalan olur. Ama hani ben ya insan hayatı kurtarmak için bu hatırlıyorum. Hı-hı. fakülteyi yazdım. Bu yani insanlara faydalı olmak için, ya bir çocuğu, bir hayat, bir anneyi, bir babayı, hani çocuklarına, sevdiklerine bahşedebilmek için, yani elimizden geldiğince kavuşturabilmek için, hani onların daha uzun yıllar, mutlu seneler yaşayabilmesi hayaliyle yazdım. İnşallah da öyle olur. İnşallah. Hani bu tarz hayalleri olan insanlar tıp fakültesi yazmalı. Maddiyat kaygısı olan insanlar tıp fakültesi yazıyordu daha önceden. Evet. Şu an zaten öyle bir şey olmuyor. Yani çok şükür. Aynen. Çok şükür. Doktorlar da artık çok kazanmıyor. Ha, ileride belki inanılmaz çok kazanırlar ya da inanılmaz az kazanırlar, ama hani herhangi bir işin ben tamamen sırf maddi kaygıyla yapılması gerektiğini düşünmüyorum evet. ben. Hani gerçi çünkü hani 30 yaşına kadar çok iyi kazandın. 24'ten 30 yaşına kadar, hani 6 yılda dünyalar kadar para kazandın. Tamam. Para kazandıktan sonrası da var, ama ne yapacaksın ondan sonra? Ne yapacaksın? Hani evini aldın, arabanı aldın, arabanı yeniledin, evini yeniledin. Ama bir yerden sonra hani ne yapıyorum ben diyor insan. Evet. Onu çok iyi düşünmek gerekiyor. Ama zaten hani 18 yaşındaki beni de düşündüğüm zaman, yani 18 yaşında bu tarz kararlar epey zor oluyor. İnsanın neyi Tabii. istediğini bilmesi de gerçekten zor oluyor. Ya çok iyi anlıyorum tıp mühendislik arasında. Eleştirerek başlasam da tıp mühendislik arasındaki ayrımı anlamaları, yani arasında kalmalarını çok iyi anlıyorum. Ama dediğim gibi yani iki mesleğin de çok büyük zorlukları var. Ama hani ikisine de böyle yani aşık olacak ya da inanılmaz büyük hevesleri olan insanların yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ve ikisi Zaten de mesleklerin hepsi öyle. Evet. Severek yaptığın zaman şey oluyor. Ya sadece iyi oluyor. Sadece maddi tatmin yeterli olmuyor hocam ya. Evet, hani biraz da manevi tatmin de olmak gerekiyor. Hani bilgisayar mühendisi de olsan, hani illa insanlığa faydalı olmasına gerek yok. Hani mesela yazdığınız kodu görüp ya ulan ne yazmışım be, helal olsun ne bana. Ne yazdım be. Yani onu görüp mesela rahatlıkla bir kahve içmeye çıktığınızda da bir manevi tatmin oluyor. Ya tamam. Ben bunu kastediyorum. Tamam. Peki sorular vardı. Evet. Arkadaşlardan bazıları sorular sormuşlar bize. Onları tabii sen gençsin, öyle küçücük soruları okuyabiliyorsun yazıları. Hemen büyüteyim hocam. Hacettepe'yi tercih etme sebebi nedir? Hacettepe'nin olanakları nedir? Meslek hayatına nerede devam etmeyi düşünüyor diye sormuş. Hacettepe'yi tercih etme sebebi nedir? Bir kere ben tıp fakültesi yazarken Ankara'da olmasını istiyordum. Ankara'da da zaten ya tıp fakülteleri var aslında, ama puanımın yettiği, evime yakın olan ve bence Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden biri evet. olan. Bunun sebebinin de bu fakülteyi oluşturan öğrencilerin çok iyi Hı-hı. olduğu, yani çok başarılı öğrenciler olan evet. Bir fakülte olan Hacettepe Tıp Fakültesi'ni yazdım. İngilizce yazdım. Evet. O konuda şunu söyleyebilirim. Benim ya İngilizcem liseden de ortaokuldan beri de epey iyiydi. Evet. Yani epey yani üst seviye İngilizce biliyordum ve konuşabiliyordum. Ama zaten 11'den 12'ye geçerken de değil mi? Amerika'ya bir gidip orada evet. bir yazılım işi evet. falan yaptıydın. Gayet evet. güzel işler yapıyordun. Evet hocam. O zaman da vardı zaten İngilizce. Onun haricinde ya
zaten yazılım bilen bir insan yani İngilizce de bilmesi gerekiyor. Hani yazılım işinden biraz ekmek yiyecekseniz yani. onun haricinde hani ben İngilizceyi ana dilim kadar biliyorum. Yani ana dilim kadar olmasa da. Ama yani İngilizce tıp okumanın ayrı bir zorluğu var. Hacettepe'de İngilizce tıp okumanın ayrı bir zorluğu var. Bunun temel sebepleri sizden, eğitimcilerden ve sınavdan kaynaklanıyor. Hı-hı. Çünkü ya şimdi realist olalım. Biz yani şu ana dilimizin ya %99'umuzun o fakülteye oluşan insanların ana dili Türkçe. Tabii. Sonuç olarak Türkçe düşünüyoruz. Çok büyük ezici çoğunluğumuz Türkçe düşünüyor. Tabii, kesinlikle. Bunu yani Türkçe bildiklerimizi İngilizce olarak aktarmaya çalışıyoruz. Onların İngilizce olarak anlamalarını bekliyoruz ve sınavda kafamızdaki Türkçe şeyleri İngilizce olarak kağıda döküp ölçmeye çalışıyoruz. Ya bu sıkıntı. Bunların her biri apayrı sıkıntılar yaratıyor. Bununla alakalı hani İngilizce tıp okumak için hani yani İngilizce tıp okuyan insanların İngilizce tıp yazmadan önce epey bir düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Tıp yeterince zor. İngilizce okumak bunun gerçekten bir şeyi var mı? Artısı var. Artısı ne kadar ya da hani katlandığımız zorluğa değiyor mu bu artı? Çok iyi soru. Şöyle hocam yani yabancı ülkelerde işte Almanya, Amerika, işte İngiltere bu tarz yerlerde doktorluk yapmak isteyen insanlar için İngilizce tıp okumanın artıları var. Bir kere neden? Hani zaten İngilizce tıp okumaya İngilizce tıp okuduğunuz için bu medikal kaynakları İngilizce okumaya epey alışkın oluyorsunuz. Onun böyle bir artısı var. Ama hani yani yurt dışındaki kabul alacağınız hastaneler bu İngilizce tıp bitirmiş o yüzden diğerlerinden önde diye bir öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama mesela Türkçe tıp okuyan bir insan da İngilizce biliyorsa ve İngilizce kaynak tarayabiliyorsa, İngilizce kaynak taramaya alıştıysa hiç değişen bir şey olmuyor. Hani sadece o fakültedeki yaşadığı zorlukları yaşamamış oluyor. Aynen. Ama yani zaten tıp fakültesinde ve tıp camiasında İngilizce kaynak inanılmaz çok, Türkçe kaynak sayısı yetersiz. Her zaman bu böyle olacak. Evet. Çünkü İngilizce kaynaklar çevrilerek Türkçe kaynaklar oluşturuluyor. Sıfırdan Türkçe kaynak oluşturmuyor. Çünkü bilim dili artık İngilizce. Makalelerinizi İngilizce yazmak zorundasınız akademisyen olduğunuz zaman. Yani İngilizce bilmek gerekiyor ama İngilizce tıp gerekli mi? Bunu bir araştırmaları gerekir. Yani ben kendi düşüncem bence İngilizce tıp okunmasa daha iyi olur. Meslek hayatına nerede devam etmeyi düşünüyor? Ben en başından beri benim hiç çizgim değişmedi. Ama tıp fakültesindeki arkadaşlarım hep böyle Almanya, Amerika, İngiltere düşünüyorlardı. Ben Türkiye'de kalmayı düşünüyorum. Bazılarımızın da artık Türkiye'de kalıp hani memleketimizi güzelleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ve hani yani beyin göçü gerçekten önemli. Yurt dışında eğitim aldığınızda gerçekten farkını görürsünüz. Yani ben yurt dışında eğitim almadım. Ama yurt dışından kabul almıştım. Liseden üniversiteye geçerken. Ama hani yani gitmedim çeşitli sebeplerden. Ya onun faydasını kesinlikle görüyorsunuz ama hani bir yandan da Türkiye'yi güzelleştirmek yani kendi ülkende, kendi vatanında, kendi insanlarınla yani bu konuda biraz fazla milliyetçi düşünüyor da olabilirim. yani meslek hayatıma Türkiye'de devam etmeyi düşünüyorum. Ya eğitim almak için yurt dışına gidebilirim. Önümdeki fırsatları bilmiyorum. Şu anlık öyle bir fırsat yok ama geri döneceğim diyorsun. Kesinlikle. Zaten fakülteye başlayan arkadaşlarım da pek çoğu hani ABD, İngiltere falan dese de artık biraz da gitmek de o kadar kolay değil. Evet. Biraz realist olmak gerekirse. Yani çoğunluk Türkiye'de kalacak ama gelecek neyi gösterir onu bilemiyorum. Evet. Kan tutan biri tıp okuyabilir mi demiş. Fear RS 63-62. Çok iyi soru. Kan tutan biri tıp okuyabilir mi? Yani beni tutmuyor. Hiçbir zaman da tutmadı. Epey de alışkınım kan görmeye. Ama hızlı hayattan, hızlı yaşanmış bir hayattan. Ya yok hocam ama kanla haşır neşir olduk yani. En azından burnumuzda kanadı yani. O tarz şeylerden. Kan tutan biri tıp okuyabilir mi? Yani ameliyathanelerde çok fazla bayılan arkadaşlar oluyor. Aha. İlk ameliyatlarında, ikinci ameliyatlarında, üçüncü ameliyatlarında vesaire. Ama eninde sonunda alışılıyor. Alışılıyor. Hani hala kan görünce rahatsız olan yani doktorlar var. Yani bırakın tıp okuyanı, doktorlar var. Ama hani artık yani şey gibi düşünün.
Hani ben sinek görünce de çok mutlu olmuyorum ama hani sinekli bir odada görünce oda, de bayılmıyorum hani dedi. Sinekli bir odada da yani hayatıma devam edebilirim o açıdan. neden tıp, neden mühendislik değil? Bunu açıkladım galiba. Sertolist mi? De, aynen, sertolist. Tamam. Bunu evet, biraz bunu açıkladım. Kontrol ben 10. Hocam hazırlıkta İngilizceyi nasıl ilerletmiş? Dediğim gibi ben hazırlık sen okumadım. Sen şanslı taraftan. Hazırlık atladım. Ama şöyle, hazırlık okuyan arkadaşlarım da var. Yani hazırlıkta İngilizce için, yani İngilizce ya hazırlık, yani herhangi bir hazırlık fakültesinde, herhangi bir yani Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinde hazırlık eğitimi, sizin işte mühendislik okuyanlar için ayrı bir hazırlık, tıp okuyanlar için ayrı bir hazırlık diye değil. Bir şey yok. Tabii. Temelde direkt İngilizce öğretiyorlar. Yine de tıbbi İngilizce ile yani gerçek hayat, yani sosyal hayatın İngilizcesi, dizilerdeki İngilizce çok ayrı şeyler. O açıdan hani tıp için bir İngilizce öğretilen yok açıkçası. Hı-hı. Ders bazı zaten öbürlerinde de yok. Ben üniversiteye girdiğimde ben de öyle hissetmiştim. Ya şimdi ben lisede İngilizce biliyorum bir miktar ama üniversitedeki İngilizce çok farklıdır. Ben yapamam. Bölüme geçmek istemiyorum gibi düşünüp hazırlığı atlama sınavına girmemiştim. Sonra baktım ki ya ne alakası var? Hazırlığı atladıktan sonra zaten kendi alanınla ilgili İngilizceyi orada öğreniyorsun. Hazırlıkta sana ben fizikçiyim diye bana fizikçi ya da fizik terimlerinin olduğu bir İngilizce anlatmadılar. Kesinlikle ya. Keşke öyle olsa ama hani o tarz şeylerden dolayı hani İngilizce seviye. Ben hiç İngilizce bilmiyorum diyen insanlar hazırlık okuyabilir. Evet. Ama hani biliyorsanız da atlamak gayet güzel olur yani. Biliyorsanız da hani atlasanız iyi olur. Çünkü hani bir yıl insan hayatı için az bir süre değil. Tabii, kesinlikle. Hani bir yıl daha erken mezun olursunuz. Bir yıl daha erken hayatınıza başlamış olursunuz. Bir yıl daha artı bir ya, artı bir her türlü. Yani her türlü. Bir yıl erken maaş almış olursunuz. Biraz maddiyata girelim. O tarz şeyler. İngilizce tıp düşünüp hazırlığı atlamak isteyenler önümüzdeki 2 ayı nasıl değerlendirmeli? Selen yazmış. İngilizcem iyiydi ama 2 senedir uzak kaldım. Güzel soru. Benim bir arkadaşım da vardı. Buradan derece yapıp mezun olan Zeynep. Hı-hı. Onun da İngilizcesi yani çok iyi olmadığını söylüyordu. Ben açıkçası seviyesini bilmiyorum. O 1-1,5 aylık bir süreçte yazın kendi kendine İngilizce çalışarak epey ilerletip hazırlığı atladı. Ve fakülteyi şu an yine benle aynı sınıfta. Hani herhangi bir sıkıntı çektiğinde ben şahit olmadım yani. Evet. Hallolabiliyor. Hani çalışmak istediğiniz zaman, öğrenmek istediğiniz zaman her şey hallolabiliyor bence. Süper. Onun haricinde evet. Sorular bitti. Güzel. Onu da halletmiş olduk. Evet, soruları hocam. Da halletmiş olduk. Evet Emre, ben çok teşekkür ederim geldiğin için. Teşekkür ederim. Seni hastaneden alıp getirdim. Evet, biraz üstümüzden başımızdan da belli oluyor. Hastaneden aldım getirdim, kusura bakma. Estağfurullah hocam. Zaten yorgun bir mesainin arkasından hiç geldim, beni kırmadın. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Benimle ilgili, arkadaşlarla ilgili, üniversite sınavına hazırlananlarla ilgili, kendinle ilgili. Ben seni biraz daha iyi tanıyorum. Senin biraz önce konuştuğumuz gibi bilgisayar tarafını biliyorum, senin müzik tarafını biliyorum, söz yazarlığı tarafını biliyorum, tıp okuyuşunu biliyorum, kişisel olarak fikirlerini biliyorum ama hani senin de eklemek istediğin bir şeyler varsa son olarak onları eklersen, işte ne bileyim, işte benim kanalım fizik kanalı biliyorsun ama her konuyla ilgili konuşuyoruz arkadaşlara. İşte öğrenci arkadaşlara tavsiyen olur, gelecekte şunlar olacak diyebilirsin. Neyse, aklına ne geliyorsa tamam. Onlarla ilgili bir son şeyi tamam. Yaparsın, noktayı koyarsın. Ya ben sadece şunu belirtmek istiyorum yani. Biz ortaokuldayken liseyi kazan, lise çok rahat. Liseyi kazandıktan sonra üniversite hayatı çok güzel olacak falan. Yani hayat, ya üniversitem şu an bitmek üzere, iş hayatına atıldım sayılır. İş hayatı çok güzel olacak falan diye her şey söylendi. Yani hayat günden güne aslında zorlaşıyor. Sadece evet. Her birinin farklı zorlukları var. Hiçbir zaman yani milyarder falan değilseniz de çalışmayı düşünmüyorsanız hiçbir zaman rahata ermeyeceksiniz açıkçası. Bunun bilincinde olmak önemli. Kesinlikle. Ve bu tarz bilinç, yani bunun bilincinde olup da bununla karamsarlığa düşmektense yani hayatı dolu dolu yaşamak da önemli.
Yani sosyal hayatınız mesela 12. sınıfta sosyal hayatı biraz ertelelim dedik ama hani tüm gün kitaplara gömülüp tamamen bir ruh halinde, yani tamamen ruh gibi dolaşmaktansa hani açın bir saatte dizi izleyip biraz gülün. Hani gülün, kafa dağıtın. Çünkü o da çok önemli. Çünkü yani sizin de bildiğiniz gibi hocam bu bir maraton. Hayat bir maraton. Ortaokulda, lisede, üniversitede hayat bir maraton. Bu maratonda hani maratonun başlarında, ortasında inanılmaz derecede tüm gücü harcamaya gerek yok. Her şey, ya tüm zamanın kıymetini bilerek yapmak gerekiyor. Biraz yaşlı gibi konuştum ama tüm zamanın kıymetini bilerek görmüş geçirmiş birisin sonuçta. Estağfurullah hocam. Tüm zamanın kıymetini bilerek çalışmak gerekiyor ve yani hayatı yaşamak gerekiyor. Yani bir de her zamanın kendine özel güzellikleri var. 12 mesela ben 12. sınıfı özleyeceğimi hiç düşünmezdim ama 12. sınıfı epey özlüyorum yani. Hı hı. 11. sınıfı özleyeceğimi hiç düşünmezdim ama 11. sınıfı da özlüyorum ya vesaire. Yani bunlar hep geçince anlaşılıyor. Yani evet. Geçen o zamanları geçirmiş bir insanın söylediğini o an duysam ya yani çok mantıklı gelmezdi ama hani bunun yani en azından aklınızın bir köşesinde olmasında fayda var. Onun haricinde yani hiçbir şekilde tek bir alana odaklanmak mantıklı bir şey değil. Hayatın tek bir alanına. Yani her şeyden biraz bilmek bence çok iyi. Yani bizim Emre sözünü kesiyorum tabii. Ama ben üniversitedeyken tiyatro dersleri evet. aldım 5 yıl boyunca. Ferdi Merter Fosforoğlu vardı bizim hocamız. Bize şey derdi. Çok iyi mühendis olabilirsiniz, çok iyi işte bilim adamı olabilirsiniz, o olur bu olur. Ama sadece mesleğinizde ileri giderseniz derdi. İnsan olarak beni çok etkileyen bir laftır. İnsan olarak yemekhane ile tuvalet arasındaki borudan farkınız olmaz derdi. Yani siz insansınız, etraflı olmalısınız, çerçeveniz geniş olmalı, başka şeylerle de ilgilenmeniz, tabii ki alanınızda uzman olun. Ama başka şeylerle de ilgilenin diye söylerdi. Sen söyleyince aklıma geldi. Bir şekilde o sosyal yapının içindeyiz. Farklı farklı şeylerden bilgi sahibi olmak gerekiyor bence de. Haklısın. Onun haricinde de son yıl yani son senesinde yani 12. sınıfta biraz hani insanların gözünü rekabet bürüyor. Evet. Tıp fakültesinde de var o. Yani rekabet yani insanların mesela bir arkadaşınız size soru sordu ya bu öğrenmesin, beni geçmesin tarzı değil. Ya gerçekten hani rekabet dediğimiz şey aslında sizin kendinizle yapmanız gereken bir şey. Evet. Siz ya ben daha iyi nasıl olabilirim bunu düşünmeniz gerekiyor. Ya benim Ahmet'ten Mehmet'ten daha iyi olmama gerek yok açıkçası. Hani ben günün sonunda hani kendi olduğum şeyden mutluysam yani mutluysam çok ne güzel bir şey. Ama yani ben günün sonunda kendi olduğum şeyin daha iyi olabileceğini görüyorsam biraz da hani bunun üzerine odaklanmak gerekiyor. O yüzden yani arkadaşlarınıza, fakülteye geçtiğinizde fakültedeki arkadaşlara yani bir insanın hayatına dokunmak gerçekten çok iyi bir kesinlikle. Şey. Ve benim hayatıma dokunan insanlardan birisi yanımda oturuyor. Çok sağ ol. Gerçekten o tarz şeylerde yani onun manevi tatmini de size aslında bir şeyler katıyor aslında. Hani sizi daha da ileriye götürüyor. O yüzden yani o zorlukları da kırarak dökerek atlatmaktansa hani evet. biraz da yapıcı olarak atlatmak. Yani bu 12. sınıfı, 11. sınıfı, sınav senesini, fakültedeki sınav senelerinizi böyle atlatmak sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet Emre çok teşekkür ederim. Beni kırmadın. Estağfurullah hocam. Bugün benim doğum günüm. Evet, tekrar. Canı canını doğum gününü kutlayalım yorumlarda. Eyvallah. Çok teşekkür ederim ben geldiğin teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Canım benim. Çok güzel bilgiler verdin. Arkadaşlara tecrübelerinden bahsettin. Çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, bir fizik kanalıyız. Ama dediğim gibi, Emre'nin de söylediği gibi insanlara dokunabilmeye uğraşan bir fizik kanalı olmaya çalışıyoruz. Umarım bunu da başarıyordur. Başarmaya uğraşıyoruz ama umarım bunu da başarıyoruzdur. Dediğim gibi fizik kanalı olarak devam ediyoruz ama farklı farklı branşlardan, farklı farklı uzmanlardan da bu şekilde bilgi almaya, size
yaşadıkları tecrübeleri anlatmaları için onlara bir fırsat vermeye devam edeceğiz. Hem mühendislik dallarından hem sağlık bilimlerinden daha önceden çalışma fırsatı bulduğum sevgili arkadaşlarımdan bu anlamda yıl içinde de sürekli yardım isteyeceğim. Onlar da beni kırmadıkları sürece bu tür yayınları yapmaya devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, uzun lafın kısası, kendinizi iyi bilin, kendinizi iyi ölçün ve planlı, düzenli hem dinlenmeye, hem çalışmaya, hem de akademik yöne yeterli zaman ayıracak planlamanızı yapın. Gerisi çok güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Eyvallah. Sağ olun hocam.